Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Tanımaz mıyım? Peki nasıl buluyorsun çalışmalarını? Ya çalışmasından ziyade insandır yani. Evet. Ne söylemek istersin buradan? Ben Hilmi Giroy'a kötü bir şey söyleyemem. Evet. Ama partisini sevmem. Şahsına hiçbir şey demem. Köylüm çünkü. Evet. Sevdiğim insan olarak insandır, adamdır. Ya ben pek tanımam. Tanımaz mısın? Yok pek. Görmedim de etmedim de. Ne iş yaptığını bilir misin? Şu anda belediye başkanıdır, tamam da. Evet. Senin lehini soracağım bana. Onu söyle. Çalışmalarıyla ilgili bilgin var mı? Vallahi şu anda görüyorsun vaziyeti. Bana hiçbir şey sorma daha. Tamam. Hadi. Görünen kol kılavuz istemez mi diyorsun? Ya ben hiçbir şey, ben sokakta görmedim. Görmediğim adama bir şey diyemem. Tamam. Ya şahsen tanımıyorum ama tanıyorum. Yani ismini hatırlayamadın mı? İsmini mi? İsmini hatırlayamadım. Peki Hilmi Güler. Evet. Tamam. Mehmet Hilmi Güler. Peki çalışmalar hakkında bilgin var mı? Projeler hakkında, yaptıkları hakkında bir malumatın var mı? Yok, ben orada kalmıyordum da. Basından izlediğin kadar orada yapılan bir proje veya orduda şehrin havasını değiştiren bir çalışma görebiliyor musun? Şu anlık göremiyorum da. Peki son sorum. Evet. Hilmi Güler eğer orada olmamış olsa eksikliğini hisseder miyiz? Vallahi bilmiyorum ya. Şehre daha yeni geldiğim için ne söylesem yalan olur ya. Benim işime yaramıyor ki zaten, bir şey yaramıyor. Ne bilmiyorum. Tanımıyor musun? Yok. İsmini biliyor musun? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum. Peki Ordu'ya veya ilçelerine veya Ünye'ye yaptığı en güzel şey nedir sizce? Hiçbir şey yok. Makamında oturuyor. Maaşına da yiyor ilçeler. Başka bir şey yok. Şöyle diyeyim. Şu an bizim evin, köyde evin yanında yolu belediye bağlı. Bir 5-600 metre bir yol var. Ben doğdum büyüdüm. 57 yaşındayım. Hala da belediye yapacak. Şimdi belediyelik olduk. Hala yapacaklar. Böyle bir adilik olmaz. Arabayla geçemiyor yani. Araba zaten yok da gelen arkadaşlar geçemiyor. Yani şu an mesela Sayın Mehmet Hilmi Güler eğer Büyükşehir Belediye Başkanı olmamış olsa yokluğunu hisseder miyiz? Hiç tanımadığım bir adamın yokluğu bana beni ilgilendirmiyor ki. Seyit Torun ondan daha iyiydi. Evet, halkın nabzı bu yönde. Değerli izleyenler, şunu yapmayacağız. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun bir tarafımız olmayacak. Tarafımız halktan yana. Halk ne söylüyorsa hiçbir şekilde kesinlikle ama kesinlikle kırpmadan, kesinlikle oraya ekleme çıkarma yapmadan olduğu gibi ekrana koyacağız. Evet, Hilmi Güler'le ilgili sorularımız devam edecek. En son programın sonunda kendi şahsi fikrimi yapacağım. Normalde fikrimi söylemekten aslında çekiniyor idim ama Hilmi Güler'le ilgili fikrimizi söyleyeceğiz. Sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Hilmi Güler'i. Evet. Tanımam mı? Peki. Şimdi şöyle bir şey. Ben Manisa'dan geldim buraya. Manisa'da, Soma'da ben partinin kurucusuyum. AK Parti'nin kurucusuyum. Ve Hilmi Bey'le, Hilmi Vekilim'le diyeyim. Ankara'da bir görüşmem olmuştu. Çok güzel. Görüşmem olmuştu. Allah razı olsun. Ordu'ya bir belediye başkanlığına atandı. Güzel. Çok güzel Ordu. Ben Fatsalıyım. Evet. Erzurum'da misafirim var. Misafirimi buraya getirdim. Sağ ol, Allah razı olsun. Burada telefere bindireceğim. Hani Ordu'nun bir türküsü var ya. Ordu'nun dereleri aksayıp Bozkır'a çıkmalı, şu Ordu'ya bakmalı. Evet. Bu kardeşim de belediye başkanı yaptı doğuda da. İşte onun için bir çıkardım diyorum yani. En güzeli. Ordu'yu nasıl bulmuş peki abiye soralım mı? Çok güzel. Yemyeşil yani. Güzel mi Ordumuz? Tabii, güzel. Durumun neresi? Tortum ilçesinden. Hoş defa geldiniz memleketimize. Nasıl buldunuz memleketimizi? Güzel vallahi. Gerçekten çok güzel. Hani hep deniliyor ya, Karadeniz'de yeşilin her tonu var. Dedikleri kadar. Dün Perşembe yaylasına çıktık. Harika yani. Evet. Çok güzel. Tekrar hoş geldiniz memleketimize. Şimdi aslında tam aradığımız insansınız. Neden? İl dışından geldiniz. Manisa'da oturuyorsunuz. Ordu'yu eskisiyle ve yenisiyle daha iyi görme fırsatınız var. Orada neler değişmiş? Şimdi ben şunu şöyle anlatayım. 50 yılın öncesi insanlar Allah tarafından canlanmış olsa mezarda, şu anda Ordu'da kaybolur. Kayıp olur yani. Ama şimdi şu anda tabii Türkiye'nin her yeri ve Ordu bir çağ atlamış bir memleketimiz. Allah razı olsun. Her bir kimse bir çivi çaktıysa Allah herkesten razı olsun diyorum. Amin. Öyle diyorum. Yapılacak bir şey yok. O zaman tekrar memlekete hoş geldiniz Manisa'dan. Ne söylemek istersiniz buradan? Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Allah Türk milletinin yar ve yardımcısı olsun. Bu pandemi dolayısıyla yani çok büyük sıkıntı durumda yaşıyoruz.
Allah herkesin yardımcısı olsun ve aynı zamanda yönetici kardeşlerimin, abilerimizin, başkanlarımızın yardımcısı olsun. Rabbim herkese sağlık sıhhat versin. Önce sağlık. Amin. Ve huzur ve mutluluk. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Tanıyorum. Peki sever misin? Severim kendini. Peki çalışmalarını nasıl buluyorsun? Ordulu olarak projelerini nasıl buluyorsun? Projelerini nasıl buluyorum? Şu anda Hilmi Bey'in şu ana kadar tam üstün başarısını göremedik. İlçelere yansımadı. Ama Hilmi Bey'den önceki Enver Bey ilçelere, kırsala doğru çok yönelmişti. Şu an o da yavaş yavaş kırsala doğru, ilçelere doğru yönelmeye başladı Hilmi Bey'de. İnşallah 2023'e kadar Ordu-Gölköy arası yolumuzun, Gölköy'deki belediye başkanımız Fikri Uludağ desteğiyle bizim Gölköy'deki altyapılarımızın, mahallattaki ara yolları, ana yolların bir an önce bitmesini istiyoruz, yapılmasını istiyoruz. Gerçi bizim Fikri Başkanımız bu konuda çok başarılı. Allah yar ve yardımcısı olsun, aldı gidiyor tek başına. Tabii inşallah Hilmi Bey de buna destek olursa daha iyi yol kat edeceğine inanıyorum. 30 para mahalle Gölköy'de bir aile olarak Fikri Başkan tam gaz hizmete devam ediyor. Evet değerli izleyenler, bugün Ordu sokaklarında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hilmi Güler'i sorduk. Halktan aslında hangi cevapları aldığımızı ekranlarınızda izlediniz. Şöyle ifade etmek istiyoruz. Aslında bu röportajların veya bu yayınladığımız programın Sayın Hilmi Güler'e gitmesini de istiyoruz. Birçok kişi konuşmaktan yana kullanmadı hakkını, çünkü konuşmak istemeyenler oldu. Şöyle bir durum var. Bunu açık yüreklilikle ifade etmemiz gerekiyor. Ve biz de bunu Sayın Hilmi Güler'den bekliyoruz. Halk da aslında düşüncelere bu yönde. Diyoruz ki Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, şu bildiklerinizin, şu vizyonunuzun %5'ini, %10'unu orduya yansıtmış olsanız gerçekten ve iddia ediyoruz ordu uçar. Şu an orduda belki çok projeler yapıyorsunuz, belki çok güzel şeyler yapıyorsunuz ama halka çok fazla yansımadığını görüyoruz. Bunu da açık açık ifade etmek istiyoruz ki insanlar sizi gerçekten çok seviyor. Fakat alanda yoksunuz, alanda yok diyorlar sizin için ve katılıyoruz ve vatandaşa hak veriyoruz. Ve bugün yaklaşık 5-6 saattir halkın içindeyiz. Gerek çay içiyoruz, gerek sohbet ediyoruz. Her gün bu sokaklardayız ve her gün buradayız. Ve Sayın Bakan, lütfen sokağa inin. Halkın sizin için ne düşündüğünü bizzat siz görün. Bunu size belki yansıtmıyorlar sizden, çünkü bunu çok özür dileyerek söylüyorum. Bu çok ağır bir ithamdır. Belki maddi beklentisi olan, belki farklı beklentisi olan insanlar size çok fazla yansıtmıyor bunu. Ama lütfen siz sokağa inin ve sokakta insanların sizin için ne düşündüğünü bizzat sokaktan öğrenin istiyoruz. Şunu ifade etmekte yine yarar var. Evet, insanlar sizin şahsınızı seviyorlar. Sayın Bakanım, evet orduya hizmet ettiniz. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bakanlık yaptınız. Sizin istiyoruz ki bildiklerinizin veya tecrübelerinizin %5'i orduya yansıtsın. Yani %5'i Sayın Bakan, çok bir şey istemiyoruz. Ve orduda şu an büyük büyük projeler ne yazık ki yok. İsteriz ki olsun, isteriz ki, çünkü bu şehir bizim şehrimiz. Belki sizi kandırıyorlar, belki çok büyük büyük işler yapılıyor diye biliyorlar ama şu an insanlar ne diyor biliyor musunuz? Teşkilatla belediyenin arası yok diyor. İşte belediyede farklı iradeler onu çalıştırmıyor diyor. Veya daire başkanları farklı tarafa çekiyor diyor. Diyor da diyor. Şunu ifade etmek istiyoruz. Lütfen orduyu bir bakın, şurada 2-3 yılımız kaldı 2023'e. Orduyu biraz daha şahlandırsak hani. Bir vatandaş olarak bunu sizden istirham ediyoruz. Çünkü sokak bunu söylüyor. Sokak gerçekten bunu istiyor. Evet, şu an konuşmalarımızda sürçülisan etmiş olabiliriz ama bugün gerçekten yaklaşık 6 saattir sokaktayız. Yaklaşık 6 saattir insanların nabzını tutmaya çalışıyoruz. Nabızdan çıkan ortak nokta gerçekten bu yönde. Sayın Bakan, şahsınızı çok seviyorlar. Herkes size ciddi anlamda saygı gösteriyor. Aynı siyasi partide olmasanız bile insanlar size karşı farklı bir rağbetleri var. Fakat istiyoruz ki şehrimize biraz daha bir dokunuş olsun. Yine ifade etmek istiyorum. Altını çizerek söylüyoruz. %5'ini, bildiklerinizin %5'ini, vizyonunuzun %5'ini, yapabileceklerinizin, kapasitenizin %5'ini orduya yansıtın istiyoruz. Çünkü bu şehir bir 5 yılını daha heba etmesini istiyoruz. Evet, ordunun sizden beklediği, sizden alacağı çok şey var. Yine sizi sormaya devam edeceğiz. Yine sizinle ilgili halkın nabzını tutmaya devam edeceğiz. Ve insanların size ulaştırmadığını üzülerek söylüyorum. Şöyle bir durum var. Bunu aslında çok düşündüm söylesem mi diye ama bunu söyleyeceğim Sayın Bakan. Belki
mutlu ettiniz. 300-500 lira vererek mutlu ettiniz bazı meslektaşlarımız oluyor olabilir. Size de hak veriyorum. Belki bu işin yani rejonu bu. Belki bu şekilde dönüyor bu işler. Ben bilmiyorum çünkü bu zamana kadar ve bundan sonra hiçbir siyasi iradeden veya hiçbir iradeden maddi bir beklentimiz olmadı. Bizim tek derdimiz kamuoyunu doğru bilgilendirmek oldu ve şunu tekrar ifade etmek istiyoruz. Sayın Bakan lütfen biraz halkın sesine kulak verin. Halkın ne dediğine bence dinleyin, bence biraz sokağa inin. Evet belki etrafınızdakiler, belki çevrenizdekiler sizi yanıltıyor olabilir. Ama lütfen sokaktan çıkan bugün en az 100 kişiyle görüşmelerimizde ortak ifade şu. Sayın Bakan'ı biz göremiyoruz, Sayın Bakan bize uzak, randevu alamıyoruz. Bu gibi şikayetler halkın içinden geliyor. Evet biz sizi sormaya devam edeceğiz. Çünkü siz bizim şehrimizin yöneticisisiniz. Siz bizim şehrimizi yönetiyorsunuz. Bizim arkadaşlarımız sayesinde, bizim şehrimiz sayesinde evet orada bir makamdasınız. Sizi gerçekten şahsım olarak seviyorum. Saygı da gösteriyoruz. Fakat bizim bu şehrimize biraz daha dokunuşunuzu istiyoruz. Yine söylüyorum. Bunu bıkmadan, usanmadan söyleyeceğiz. Evet Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler, Sayın Enerji Bakanımız, Türkiye'ye enerji konusunda çağ atlatmış bir bakanın orduya biraz daha dokunması gerektiği yönünde bu ifadeleri kullanıyoruz. Yine söylüyoruz ki Sayın Bakan lütfen halka inin. Lütfen halkı dinleyin, lütfen biraz sokağa kulak verin. Çünkü ordunun beklentisi sizden yüksek veya yüksekti diyeyim. Daha farklı beklentiler vardı. Lütfen rica ediyorum, bu röportajı biliyorum ki size belki ulaştırmayacaklar ama bu röportajın size ulaşmasını istiyoruz. Orduya biraz daha dokunun. Sözümüzü fazla uzatmayacağım çünkü bugün 6 saattir insanlarla orduyu konuşuyoruz, büyükşehri konuşuyoruz, Büyükşehir Belediyesi'ni ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nı konuşuyoruz. Bugün sizin kulaklarınızı çok çınlattık. Siz de biraz halka inin ve halkın kulaklarını çınlatın istiyoruz. Sizi seviyoruz ama orduya dokunmanızı, orduyla biraz daha hem hal olmanızı istiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde orduyla ilgili bakışınızın biraz daha değişmesini veya yine söylüyorum. Bakın bunu halk üstüne basa basa altını çize çize söylüyor ki, diyor ki evet Sayın Bakan çalışkan adam, Sayın Bakan bir şeyler yapmaya çalışıyor ama çevresindeki irade ki ben bilmiyorum çevrenizdeki iradeyi veya meclisten bahsediyorlar veya daire başkanlarından bahsediyorlar bilmiyorum. Halka da bunu açık açık söylemek de sormak da istemiyoruz ve şu cevabı aldık Sayın Bakan. Hilmi Güler orduya hizmet etmek istiyor fakat çevresindeki irade ki bu iradenin kim olduğunu az önce ifade ettiğim gibi bilmiyorum. Çevresindeki irade bu hizmeti yaptırmıyor deniyor. Bilmiyoruz Sayın Bakan bu algıyı değiştirir misiniz ya da nasıl değiştirirsiniz? Ama şu bir gerçek ki orduya biraz daha dokunmanız gerekiyor.